Herkese merhaba dostlar. Bugün E'ye düştük. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dışarıya doğru çıkıyoruz. Kepez tarafına döşeme altında muayene istasyonu var. Motosikletimizi muayeneye sokacağız. Ama biraz teşkali gibi motosiklet. Katlanır var, zart var, zurt var. Ayna yok. Gidon aynasıyla bakalım muayeneden geçiyor mu? Plaka, APP plaka var bu arada. Hala iyileşemedim dostlar. Biraz serileşelim. Saat 9.30'da randevumuz. Orada birazcık oyalandık ettik diyene kadar. Anca diye erken çıktım bu arada. İlk defa bir aracımı muayeneye götüreceğim. Bakalım geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Geçemezsek de video uzar ve doğru işlerini halledip Korkut elinde muayeneye girmeye gideriz dostlar. Çünkü bugün cumartesi günü ve muayene istasyonları ağzına kadar dolu. Sabah sabah birazcık gaza basalım. Ne abi bu ya? Tek bir şeritten git dostum. Bu arada lastiklerde patlatıcı var. O yüzden çok fazla yatamıyorum. Arka lastik bu arada kabak beyler. Bakın nasıl çırpıyor motoru. Riske gerek yok. Bak birazcık fazla yatırayım. Böyle böyle oluyor motosiklet. Burası ıslak mı ya? Döşeme altına giderken dostlar şurada genelde çevirme oluyor kepez üstündeki ışıklarda. Umarım o ışıklar boştur. Yani katlanır var ama katlanmıyor. Yani o kadar da şey olarak girmedim. Muayeneye girmeyeceğim yani, katlayarak girmeyeceğim plakayı. O yüzden inşallah polis falan yoktur. Aksi takdirde kaçamam. Lastik sarıyor sabah sabah. Daha ısınamamış. Şöyle birazcık hırpalayalım lastiği. Bakıyoruz, yeşil yan lütfen. Evet. Şimdi şuradan yavaşça bakış atalım. Tamam, boş. Normalde burada bazen çevirme oluyor. Hadi biraz makasa oturalım. Şimdi muayene istasyonu acaba neredeydi? Buradan biraz daha düz gideceğiz galiba. Solda ilk önce görüyorduk, ondan sonra U çekip geliyorduk galiba. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Randevusuz gelmiştim bir ara buraya. Randevusuz hayatta almıyorlar. Çok fazla sıra oluyor. Şunlara güvenmesem de aradan geçeceğim.
Sabah sabah evet tüy tırkı gördük. Neredeymiş lan o? Evet tamam burada. Biraz lastikleri ısıtalım da şurada dönüşte bir teker deneyelim. Sırtımda çanta var, sırt çantası. İçine orijinal plakayı attım. Şurada gölgede görüyorsunuz küçücük plakalık var. Eğer adamlar geçirmezse çift taraflı bant var. Çift taraflı bantla bir şeyler halledeceğim. Hatta belki direkt muayene istasyonunda çift taraflı bantla yapıştırabilirim, bantlayabilirim. Burada lastik sarar beyler. Burada lastik sarar. Şurada belki bir ihtimal. Neredeydi o? Hareketi görüyorsunuz mu? Lastik nasıl kayıyor? Böyle yan yan teker geliyor. Neyse dönüş yolunda, dönüş yolunda. Evet, muayene istasyonuna geldik. Şimdi beyler, muayeneye girelim, çıkalım. Ben videoyu geri açacağım. Bakalım geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Dostlar, muayeneden Allah'ın izniyle çıktık. Muayeneden tek seferde geçtik. Abi sağ olsun. Çok öyle detaya takılmadı. Lastikler falan durumu iyi dedi. E'ye daha yeni videoyu açınca düşmüştü. E'ye yeni düşmüştü. Şimdi de F'e düştü bakalım. Benim bujilerin değişme zamanı geldi. Ateşlemeyi çok düzgün atamıyor. Bir iki bujiyi de değiştirsek güzel olacak. Hayırlısıyla muayenemizden de geçtik dostlar. Darısı trafikten men olan arkadaşlar için. Işık beklemeyi özledim. Ananı sikeyim. Motoru istem ettirdim. Buradan hangi taraftan gitsek? Soldan gidelim. Yollar kaymak gibi sabah sabah ya. Kayıyorsun gidiyorsun abi. Şuradan bir geçelim. Şöyle Antalya'nın eşsiz manzarasını sizlere bir göstereyim. Sis var. Hastayım bu arada, hala iyileşemedim ya. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bugün günlerden cumartesi. Ben bu videoyu ne zaman editlerim? Bugün bugün akşama kadar editleyebilirsem, eğer ki evde olursam akşama kadar editleyip sabaha bu videoyu sizlere atarım. Sabah değil pardon, akşam saat 8'e. Ki yetişmez gibime geliyor. Saat, çünkü saat daha 9.
12 saatim var aşağı yukarı. 11 saat pardon. 11 saatte render bitmeyeceği için. Şu aslında benim farı bir ayarlasak olacaktı ya. Muayenede de fardan kaldı sadece, hafif kusur olarak fardan geçemedik. Far ayarı şart. Far ayarı olmuyor zaten de üzerine takılan bu şeyden dolayı, adını sen söyle, xenon fardan dolayı birazcık yukarıyı gösteriyor. Burada normalde bazen trafik polisleri oluyor. Onlar vardır diye yavaşladım. Bugün bir de Cumhurbaşkanı geliyor Antalya'ya. O yüzden Kepez tarafında çok fazla trafik polisi, normal polis vesaire oluyor dostlar. Debrayla deneyelim mi? Debrayla olmuyor. Debrayla beceremiyoruz. Abi niye olmuyorsun ya? Oradasın. Bak bu sefer birazcık gidebildik. Artık 2023'ün gelmesiyle beraber millete cezaları kösmeye başladılar dostlar. Yani ya kaçacaksınız ya da kaçacaksınız. Başka çareniz yok. Yani başka çare bırakmıyorlar insana. Nasıl? 07'nin orijinal sesi. Bir ses çıkmıyor motordan ya. Sessiz sedasız, sessiz soluksuz. İnşallah özleğin önünü polisler kesmemiştir. Şu anda tek korkum katlanır plaka katlanmıyor. Katlanmadığı için bizi 2x öpebilirler. 600 TL verdim tam. 614 TL. Şimdi Aralık ayında bitti benim muayene. Egzoz'dan ceza yemiştim. Egzoz, ehliyet. 4000 küsur lira ceza yedim. Şimdi bunlardan yedim cezayı, ödedim. Pardon, ödemediğim için Aralık ayında muayeneye giremedim. Aralık ayında 300 liraydı muayene ücreti. 300 liraya giremedim. Gittim 600 liraya bu ay girdim. Hem ceza ödedim. Oo, Şahin abiler orada bekliyor. Solda görüyorsunuz dostlar. Görüyorsunuz mu bilmiyorum bak. Sola dikkat edin. Göz teması kurmamamız lazım. Aa, kaç kaç kaç. Yanlarında teker yaptık, kaçmam yok mu? Abi adamlar 07 yanlarında duruyor. Şey yapmıyorlar, siklemiyorlar. Çünkü egzoz yok. Az kaldı, 11 ay sonra dostlar. Tüm çilelerimiz bitiyor. Kaçmak yok artık. Buradan sağa gireceğiz. Şimdi en çok üşendiğim şey şu egzozu söküp takmaktır. Egzozu sök tak, uğraşasım gelmiyor. Bir de çok fazla geliyor ya. Abi gazı bir koyuyorsun hın diye yan atıyor ya. Bitiyorum ya. Hadi bakalım. Yeşil yandı. Beyler yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz.
Yapma işte, ıslanma ya. Oo. Lastikler ıslandı. Oğlum seni doyurayım mı? Aç mısın gülüm? Aç amına koyayım. Çocuk aç. Bu çocuk aç, aç. Abisi besle bunu. Neyse, bir oradan gidelim de. Gerekirse besleyeceğiz artık oğlanı. O kadar yüzümüzü kara çıkarmadı. Muayeneden geçti. Abi yemire gibi sesi var bu ne? Egzozsuz bok gibi oluyor. Beyler bu videoluk benden bu kadar. Kendinize cici bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bye bye.